Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Güne başlarken global piyasalarda karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD piyasaları dünkü kapanış seviyelerini de trade ediyorlar. Almanya çok hafif eksi. Uzak Doğu'da ise Hong Kong dışında genelde eksi bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu'da genel olarak Çin'in açılış haberlerine verilen reaksiyonlar var. Özellikle MTR tarafında. Tabii Çin'in açılmasına diğer çevre ülkelerden onların alacakları kararların değerlendirilmesi var. Mesela Amerika'ya baktığımız zaman özellikle vakaların çok hızlı artıyor olmasından dolayı Çin'den gelecek yolculara karşı acaba bir uygulama ya da kısıtlama getirmemeyi düşünüyorlar vakaların fazlalığından dolayı. Ama genel olarak baktığımızda piyasaların nispeten bir tatil rehavetinde olduğunu söyleyebiliriz. Benim dikkatimi çeken bir nokta var. Bu da tüm ülkelerde yani uzak doğudaki Avustralya'da dahil olmak üzere, Japonya'da dahil olmak üzere, dün ABD 10 yıllıklarında Almanya'daki tahvil fiyatlamalarında hep faizin yukarı gittiğini görüyorum. Yavaş yavaş bir yukarıya tırmanma var. Şimdi genelde nasıl işliyor bu dinamik? İşte resesyon beklentileri arttıkça ileriye dönelik faizlerin aslında aşağı doğru gelmesini bekleriz. Ancak son 1-2 haftadır bu hareketin özellikle Japonya Merkez Bankası kararından sonra genel olarak tüm dünyada yukarıya doğru bir hareketin olduğunu söyleyebiliriz. ABD 10 yıllıklarında kabaca son bir haftada 20-25 bas puanlık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan piyasasına baktığımız zaman iki tane önemli gelişme var orada. Aslında dünkü piyasalara da etkisi olan. Birincisi otomotiv sektörüyle ilgili. Otomotiv piyasasında daha önce bahsetmiştim. Oradaki dünyanın en büyük Çin'le birlikte dünyanın en büyük otomobil piyasası ABD. Özellikle bunun finansmanı ve ikinci el piyasa araba fiyatlamaları oldukça önemli. Çünkü kimse peşin parayla araba almıyor. Genellikle uzun vadeli leaselerle alınıyor. O yüzden arabaların değerlerini korumaları çok önemli. O kredilerin aktif değerleri açısından. Oralarda çok ciddi düşüşler var. Yani bu gelecek sene en çok konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. İkincisi de özellikle bazı bölgelerde, güney bölgelerde, Amerika'da emlak fiyatlarındaki düşüşler. Bunlar da tabii ki diğer ikinci büyük kredi, aslında şeyden daha büyük bu otomotiv kredilerinden. Mortgage kredilerini ilgilendiren kısım. Orada da enteresan dinamikler, yani bir hafif fırtına öncesi rüzgarın sertleşmeye başladığı bir durum var. Yani Amerika'dan bu iki tarafta özellikle ekonomiyi etkileyebilecek kötü dataların gelebileceğinin sinyallerini ben görüyorum 2023'ün ilk yarısı açısından. Dün de buna bağlı olarak otomotivde özellikle elektrikli araçlar segmentinde ciddi düşüşler yaşandı. Tesla ile birlikte işte o yüzden de Nasdaq diğer endekslerden daha ciddi şekilde ayrıştı. Tesla'ya baktığımızda 2020 içindeki gördüğü en yüksek fiyattan %75 düşmüş durumda. O yüzden işte bazen belli bir trend ve momentum olduğunda değerlemeleri arşa çıkan bazı hisseler sonraki dinamiklerde bunun önemli kısmını veriyorlar. O yüzden değerlemeleri hiçbir zaman göz önünden ayırmamak lazım. Momentumu yakalayıp bunu sürdürebildiğinizde o iyi bir şey ama onun ötesinde de ondan sonra devamlı farklı beklentiler oluşması
Çok doğru değil. Biz de bu Nasasa örneğini verebilirim. Yani Tesla ile karşılaştırmam değil de buradaki fiyat hareketinin işte 25-30 liralardan 180-190 liralara kadar gelmesi biraz gerçekle ve matematikle bağdaşmayan değerlemelere yol açmıştı. Biz kendi denememize geri döndüğümüzde piyasa aslında dün öğleden sonra biraz satışlar arttı. 5550'yi geçmekte zorlanıyor endeks. İşte tabii biz de son dönemde, son 2 aydaki özellikli hareketlerde yeni para girişi piyasaya önemli bir destek sağlamıştı. Bizde de sene sonuna doğru bunun hakikaten başlaması hisselerin performansının devam etmesinde engelliyor. Ben bu 1-2 günde biraz böyle geçireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Cuma günü kapanış öncesi hareketli olur. Fonlar için de önemli. Sene kapanışının iyi olması sene sonu kapanışı açısından. Gerçi herkes nereden baksanız %1-2 eksi bile olsa oldukça tarihi bir seneyi kapıyor olacaklar. Hem hisse yoğun yatırım fonları ve hisse yoğun emeklilik fonları. Daha sonra yeni senede yeni pozisyonlar tekrar açılmaya başlayacaktır. Ama benim dikkatimi çeken BIST 100 dışındaki hisselerde daha fazla bir volatilite oluyor son bir haftadır. Son 1-2 günde bu hızlandı. Bu 1-2 gün yine bu çok iyi perform etmiş bu hisselerde. Bunu görebiliriz gerçekten, çünkü sene başında her zaman hisse fiyatındansa bir açıp Matrix'te de buna bakabiliyorsunuz, biliyorsunuz de kartını açtığınız zaman detaylı bilgi olarak sene başından beri ne kadar perform ettiğini görebiliyorsunuz. %400-450 olan hisselerden yani bugün niye %3-5 düştü diye çok merak etmemek lazım. Dediğim gibi artık orada değerlemeler önemli olmaya başlıyor. Dediğim gibi biraz ben yine düne benzer bir 1-2 gün geçirip Cuma günü öğleden sonunun biraz daha pozitif yöne doğru döneceğini düşünüyorum endekste. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Teknik olarak baktığımızda bugün için önemli destek seviyemiz 5360 çok net görünüyor. Ben bugün itibariyle bu seviyeyi oldukça önemsiyorum. 5360 seviyesinin kırılması halinde satış baskısının 21 günlük ağırlıklı ortalamamız, yani orta vadeli destek seviyemiz 5180'e doğru devam etmesini bekliyorum işin açıkçası. O yüzden teknik stratejimi 5360 üzerine kuracağım. Ara desteğimiz 5400 var ve 5300 var. Ama 5360'ın altını çizelim. Direnç olarak 5450, 5500 ve 5600'ü takip edeceğiz. 5450 geçilmediği sürece bugün için temkinli olalım. Vadeli tarafta da aynı şekilde 5840 seviyesi öncü gösterge olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması da 5650 seviyesini gündeme getirir. 30 endeks aralık vadede işlem yapanlar için. Dün de sizinle paylaştığım bankacılık endeksi 5040 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Dün de bunu başardı. Oranın da bugün için belirleyici olacağını düşünüyorum. Bankacılık endeksini de dikkatle izleyelim. Dün dikkatimi çeken ABD 10 yıllıklarının Batuhan'ın da açıklamalarından da anladığım kadarıyla 3.75'i geçmesine bağlı hızlı bir 3.86 hareketi yaptı. 3.86 hareketi de bu da risk iştahını ciddi anlamda törpülemesi anlamına geliyor. 3.86 seviyesinde direncimiz var. Buradan belki bir miktar nefes alabilir, aşağı doğru gevşeyebilir ama 3.86'yı geçerse rahatsızlık boyutu da artacaktır. Teknik olarak 3 tane kağıt söylemiştik size takip ettiğimiz, başta perakendecilik olarak. Burada ben destek seviyelerini vereceğim. Bu seviyelerin üzerine kaldığımız sürece orada pozisyonlarımızı korumaya devam edebiliriz. BİMAŞ 134. 134'ün üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar korunabilir. Migros'a 142, yine pozisyonlar korunabilir üzerinde kaldığımız sürece.
Şişe Cam öneri listemizde, onu da yakından takip ediyorum. Orada da 40-15 önemli bir destek. 40-15'in kırılması halinde belki o da kısa vadeli bir güç toplamaya dönük nefes almak isteyecektir. Ve Tofaş Fabrika aynı şekilde 150 destek seviyemiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece o tarafta da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Dediğim gibi ben bugün teknik anlamda, teknik disipline bağlı önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. 5360 seviyesi benim için kritik bir seviye. Herkese iyi seanslar dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.